Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda yine Letgo'dan almış olduğumuz bir telefonu inceleyeceğiz. Bu telefonu Letgo'dan aldım arkadaşlar. 80 liraya aldım. Galaxy J7 arkadaşlar. J7 Prime değil, Galaxy J7 2015 model arkadaşlar bu. Bataryası şişmiş bir durumda ve de hafıza kart yeri çalışmıyor. Bende de bunun anakartından var arkadaşlar. Yani hafıza kartı çalışmaması yerini değiştireceğim anlamına gelmez. Komple onun anakartını buna takabilirim. Söylediğine göre sadece hafıza kartı yeri çalışmıyor. İsterseniz bir bakalım arkadaşlar. Şu an açmayacağız. Şarja takalım isterseniz. Falan da dişleri kırılmış arkadaşlar. Bunun kapağını da değişiriz. Gördüğünüz gibi şarj ediyor arkadaşlar. Letgo'da arkadaşlar. Sadece hafıza kart yeri bozuk diye adam 100 lira yazmıştı. Hemen atalı zaten 10 dakika oluyordu. Ben mesaj attım. 50 liraya aldım arkadaşlar. Letgo'da bu tür cihazlar çok arkadaşlar. Yani ihtiyacı olmayan kişiler en ufak bir arızasında Letgo'ya atıp satmayı düşünüyor. Biz de aldık arkadaşlar. Bu şekilde değerlendireceğiz. Bu cihaz güzel arkadaşlar. Yani hafıza kart yerini tamir ettikten sonra ya da komple bendeki anakartı buna taktıktan sonra ortalama 500-600 liraya gidebilecek bir cihaz. Çünkü zaten üstündeki ekran şu an 300 lira. Servis ekran bu arkadaşlar. Dokunmatiği de gayet güzel çalışıyor. Hiçbir şey silmemiş adam hatta içinde. Şöyle bakalım. Ben daha öncesinde açtım arkadaşlar bu cihazı. Eve geldiğim zaman test ettim yani. Wi-Fi'si, Bluetooth her şey çalışıyor. Hatta Wi-Fi'si de bağlı şu an gördüğünüz gibi. TikTok'tan mı gidelim beni? Şunu silelim. Telefonun durumu güzel arkadaşlar. Çalışıyor. Kamerasını falan da denemiştim. Şu şekilde. Kamera. Düşük pilden dolayı açmadı kamerayı arkadaşlar. Cihazda root falan atılmış. Nedeniyse büyük ihtimalle e-mail atmış olabilirler. O yüzden root atılmış cihaza. Hafızasına bakacak olursak arkadaşlar bu cihaz 16 GB'lık model. Android ise 5.11 Android var arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar bu tür cihazları Letgo'dan ucuza alıyoruz arkadaşlar. Yani daha önceden de Bit Pazarından almış olduğum parçalar var elimde. Mesela bunun ekranı kırık olandan 4-5 tane var. Yani şu an evde değil. Malum yasak dolayısıyla evdeyiz. Dükkanda olduğu için onların anakartını buna takacağım. Herhangi birine. Bunun ekranı gayet güzel çalışıyor. Şöyle dokunmatiğini de test edelim. Bunlarda test ekranı var da gerek duymuyorum arkadaşlar. Siz de uygulamalarınızı böyle ekranda gezdirerek dokunmatiği test edebilirsiniz. Gayet güzel çalışıyor. Sesi de duyuyorsunuz zaten. Açılırken de duymuştuk. Öyle arkadaşlar. Bu cihazın bana ortalama maliyeti ne kadar olacak? O anakartları aldığım fiyat en fazlasını 30 liraya almıştım. Ortalama 80 lira gibi bir fiyata mal olacak bana. Karlı bir iş oldu. Hepinize iyi günler, hayırlı Ramazanlar dilerim. Allah tuttuğunuz hoşları kabul etsin.